Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki fiillerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci cümledeki fiil geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Sürekli yükselen tüketim standartları karşısında toplum tatmin olamaz. Tatmin olabilir dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi olabilir. Buradaki ir geniş zaman olamaz ifadesi geniş zaman olumsuzudur. A kesinlikle doğru. İkinci cümledeki fiil anlam özelliğine göre durum fiilidir. Durum fiili ise arkadaşlar nesne alamaz. Nesne alamıyorsa fiilin başına onu zamirine getiremeyiz. Bakıyoruz o halde. Uygun bir yaşam standardının tanımı durmadan yukarıya doğru kaymaktadır diyor arkadaşlar. Zaten kaymaktan meklemakta gördüğünüz gibi bir ne vardır? Şimdiki zaman vardır. Onu kaymaktadır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dolayısıyla e, bu bizim için bir durum fiilidir. Çünkü nesne alamaz. Bu yüzden bunu da eledik. B şıkkı da doğru. Devam edelim. Üçüncü cümledeki fiilin kipinde anlam kayması vardır. Ebeveynleri en son çıkan video oyununu e, almamış olan çocuk arkadaşlarını eve davet etmekten utanır diyor arkadaşlar. Evet e, buradaki utanır geniş zamandır ve herhangi bir anlam kayması yok. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü cümledeki fiil üçüncü çoğul kişiye göre çekimlenmiştir diyor. Bakıyoruz otomobili olmayan gençler kendilerini yaşıtlarıyla e, eşit hissetmezler. Üçüncü çoğul kişi yani başına onlar ifadesini getirmeliyiz. Onlar eşit hissetmezler doğru. Üçüncü çoğul kişiye göre çekimlenmiş bunu da ediyoruz. Beşinci cümledeki fiil anlam özelliğine göre oluş fiilidir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. İktisatçıların kısa e, formülüyle toplum tarafından belirlenen gereksinimler ve ekonomik gelişme oranında yükselir, yükselmek bir değişim söz konusudur. Dolayısıyla bu da bizim için oluş fiilidir. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada numaralanmış fiillerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci fiil bilinen geçmiş zaman kipinin birinci tekil kişisine göre çekimlenmiştir. Bilinen geçmiş zaman arkadaşlar yani görülen geçmiş zaman dağı diye kipi. Kendime bildim bileli eğriyle doğruyu ayırt edecek yeterliğe ulaştım ulaşalı doğrunun peşine düştüm ben. Şimdi düştüm ifadesine baktığınızda şöyle düştüm şeklinde açarız. Bilinen geçmiş zaman ve birinci tekil şahıs bir kesinlikle doğru. İkinci fiil şimdiki zaman kipine göre çekimlenmiş bir iş kılış fiilidir. Bakıyoruz arkadaşlar hala arıyorum yor şimdiki zaman onu arıyorum oluyor. Yani nesne alabiliyorsa iş kılış fiilidir. Nesne de alıyor bu da doğru. Üçüncü fiil gelecek zaman kipine göre çekimlenmiş bir durum fiilidir. Durum fiili ise nesne alamaz yani fiilin başına onu getiremeyiz gelecek zaman kipi almış olması gerekiyor bir de. Belki de ömrümün sonuna kadar sürecek bu. Arkadaşlar sürecek ifadesindeki ecek acak gelecek zaman kipidir ama onu sürecek oluyor mu? Olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o halde durum fiili çünkü nesne alamadı. Nesne alamadıysa durum fiili demiştik. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Dördüncü fiilin kipinde şimdiki zaman kipi yerine geniş zaman kipi kullanılmıştır diyor. Bakıyoruz. Çünkü bulduğum her doğru beni başka bir doğruyu aramaya yönlendirir diyor arkadaşlar. Hayır yönlendirir zaten çünkü bulduğum her doğru beni başka bir doğruyu aramaya yönlendirir. Yani geniş zaman şimdiki zaman yerine kullanılmadı cevabımız Denizli Şıkkı. Beşinci fiil geniş zaman kipinin üçüncü tekil kişisine göre çekimlenmiştir. Üçüncü tekil kişi diyorsa yani başına o zamirini getirmemiz gerekiyor. Evet. Bulduğum her doğru bana yeni ufuklar açar. O açar. Yani bulduğum her doğru açar. E, doğru arkadaşlar. Açar ifadesindeki er, ar da geniş zamandır. Bu da doğru. Cevabımız denizli şıkkı olur. Bu dizelerdeki fiillerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Emir kipiyle çekimlenmiş birden fazla fiil, istek kipiyle çekimlenmiş fiillerde anlam kayması var. Gelecek zamanın üçüncü tekil ve üçüncü çoğul kişisiyle çekimlenmiş fiiller var. Öğrenilen geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiş Fiil var diyor arkadaşlar. Öğrenilen geçmiş zaman yani mışmış. Bakıyoruz şimdi. Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne demiş. Verelim ifadesi bir istek kipidir arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi herhangi bir kip kayması yok. Devam ediyoruz o halde. Evet. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar diyor arkadaşlar. Verelim yine istek kipi. Oynasınlar ifadesine baktığınızda burada ne vardır? Evet oynasınlar. Onlar oynasınlar. Emir kipi. Üçüncü çoğul kişi var. Şöyle emir kipi olduğunu yazalım. Emir kipi. Devam ediyoruz. Oynasınlar. Türkler söyleyerek yıldızların arasından oynasınlar. Yine burada da bir emir kipi var. O halde emir kipiyle çekimlenmiş birden fazla fiil var bir kesinlikle doğru birin olmadığı el eleyerek işimi kolaylaştırıyorum. Dünyayı çocuklara verelim istek kipi. Kocaman bir elma gibi verelim istek kipi. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar emir kipi. Bir günlükte olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Öğrensin emir kipi. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Alacak arkadaşlar gelecek zaman kipi. Şöyle düşünün kim alacak o alacak dediğimizde gelecek zaman 3 tekil şahısla çekimlendiğini söyleyebiliriz. Ölümsüz ağaçlar dikecekler, dikecekler. Gelecek zaman kip arkadaşlar kimler dikecek? Onlar, onlar dediğim için üçüncü çoğul eki olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu haliyle baktığımızda emir kipiyle çekimlenmiş birden fazla fiil bulduk. Gelecek zamanın üçüncü tekil ve üçüncü çoğul kişisiyle çekimlenmiş fiiller de bulduk. Yani bir ve 3 doğru cevabımız bursa. İstek kipiyle çekimlenmiş fiillerde anlam kayması vardır diyor. Yanlış yok. Öğrenilen geçmiş zaman kipli çekimlenmiş fiiller vardır diyor. Yanlış bu da yok. Cevabımız B şıkkı.